Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Hepimiz köy binası 14'ü beklerken Supercell yine sağ gösterip sol vurdu. Supercell Clash oyunları adı altında 3 tane yeni oyununu bizlere tanıttı arkadaşlar. Kısa bir tanıtım videosu attılar resmi YouTube kanalından. Onu Türkçe altyazıya çevirip bakalım oyunlar ne tarzda. Ben bir tur izledim. Değişik tarzda oyunlar üçü de. Ama benim çok hoşuma gittiğini söyleyemem. En sondaki oyun sizin sevebileceğiniz tarzda bir oyun. Bana biraz zor geliyor. Brawl Stars tarzında, Mobile Legends tarzında bir oyunu var. Diğerleri de böyle Clash Royale tarzı çıkınca bakacağız. Çok yakın bir zamanda Google Play Store'a gelecektir bu 3 oyun birden. Hazırsanız Clash of Clans'ın resmi YouTube sayfasına bir geçiş yapalım. Bakalım oyunlar ne tarzdaymış. 2 saniye zarıp like atarsanız sevinirim. En güncel Clash of Clans haberleriyle karşınızda olmaya çalışıyorum. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy incelemeleri, yayınlarını kaçırmak istemiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hepinize iyi seyirler. Bakalım 3 oyundan hangisini daha çok seveceksiniz? Videonun altına yorum olarak yazmanızı bekliyorum. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda Supercell'in 3 yetkilisi ismi karşımızda: Drew, Darian ve Seth. Darian Clash of Clans topluluk yöneticisi, Drew Clash Royale topluluk yöneticisi, Seth ise tasarım yöneticisi. Hem Clash of Clans'ın hem de Clash Royale'in 3 tane yeni oyunu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz demişler. Bir tanesinin adı Clash Quest, biri Clash Mini ve üçüncüsü Clash Heroes. Hoşunuza gidecek dediğim Clash Royale Heroes. Clash.com'u ziyaret edip daha fazla bilgi edinebilirsiniz diyorlar. Bakalım ilk oyunumuzla başlıyoruz demiş. Sıra tabanlı taktiksel bir macera ve strateji oyunu ve Clash Quest karşımızda. Değişik tarzda bir oyun, Tetris gibi. Gidenlerin yerine arka taraftan yeni askerler geliyor. Değişik değişik askerler görebiliyoruz. Lava Golem vardı. İlk seviyeleri daha basit, gördüğünüz gibi 3 karo. Büyücüler, okçular, prens var, Pekka var, dev var. Yine Clash of Clans ve Clash Royale askerlerinin karışımı bir oyun. Görselleri biraz daha değiştirilmiş. Tasarımcı set biraz farklılıklara gitmiş. Clash Royale ve Clash of Clans'ın arasında bir oyun olarak gösteriyor. Ordunuzda belirli sayı birlikleriniz biterse maçı kaybediyorsunuz. Gücünüzü arttırmanın yollarından biri. Ben bunu biraz yavaşlatayım, öyle bakalım, çok hızlı geçiyor. Birlikleriniz biterse maçı kaybediyorsunuz diyor Lava Golem. Gücünüzü arttırmanın yollarından biri ordunuza birlik eklemek diyor. Yani Clash Royale'deki gibi böyle takım adalarda keşfe çıkarak daha fazla birlik bulabiliyorsunuz. Hem savaşlardan ödül olarak birlik alabiliyorsunuz hem de haritalardan bulabiliyorsunuz. Tek bir birliği seçip savaşa sokabiliyorsunuz. Aynen, Pekka'yı gönderiyorsunuz mesela. Canlı, hepsinin canları yanında görünüyor. Barbar'ı gönderdi. Barbarlar teker teker gidiyor. Barbar'a tıkladı. Bütün barbarlar teker teker hasar veriyor. Lava Golem. Bu da Giant. Boss gibi bir şey. Pekkaları gönderdi. Clash Quest'te Clash karakterlerinden yola çıkarak ulaştık. Demişler her karakterin kendine has davranışları ve saldırıları var. Okçunun yeni hali. Güzel güzel yapmışlar yalnız. Büyücü çok hoş olmuş ya. Junior büyücü. Prens'te çok bir değişiklik yok. Yeni boss karakterleri de sahaya sunuyorlar. Goblin King, az önce Lava Golem vardı. Clash Royale ve Clash of Clans'ta düşman veya baş düşman karakterler yok. Ama Clash Quest'te bunu ekledik diyorlar. Evrene eklediğimiz
Yeniliklerden biri de eşyalar. Yeni yeni aksesuarlar mı? Her eşya farklı şekilde kullanılıyor. Bazı eşyaları kullanmak için büyük kombolar yapmak gerekebiliyor. Bazıları pasif avantajlar sağlıyor. Örneğin prensin alan hasar veren bir eşyası var. Vay. Neydi? Poseidon'un üçlü mızrağına benziyor. Ama 5'ten fazla prensiniz olmalı. Büyük kombolar yapıp diyor. Eşyalarınızı akıllıca kullanarak düşmanları yenmeye çalışıyorsunuz. Değişik tarzda bir oyun ya. Clash Royale'cilerin, Brawl Stars'cıların daha çok seveceği tarzda bir oyun diyebilirim. Clash of Clans'cıların çok daha hoşuna gideceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi Clash Royale birçok oyuncu tarafından sevilebilir. Clash dünyasını derinleştirmemizi ve genişletmemizi sağlayacağını umuyoruz diyor Papa Dragon. Şu anda 5 bayağı bir prens olmuştu. Grafiklerin oynanışı olabildiğince desteklenmesini istiyoruz. Onun için biraz basit yapmışlar sanki. Karakterleri biraz sadeleştirdik diyor. Kendileri de öyle diyor zaten. Böylece onları tanımak ve kullanmak daha kolay olacak. Oyunu görür görmez bir Clash oyunu olduğunu anlıyorsunuz diyor. Bilmiyorum, çıksın bir deneyeceğiz bakalım yine. Testini yapacağız tabii ki. Oynadıkça daha iyi anlayacağız. Örneğin bir farklı hamle yapsaydınız daha iyi olacağını hissine, yani mesela Clash of Clans'taki hissiyatı yaşatmak istiyoruz demişler. Yani orada özelliği basmasaydım köyü üçlediydim ya da biraz daha bekletseydim köyü üçlediydim. Clash Quest hakkında ilk haberleri bunlarmış arkadaşlar. Ama şunu da söylemek istiyorum, yani basit gibi görünen oyunlar çok fazla bağımlılık yapıyor. Onu da hemen şöyle basit görünüyor diye kötülemiyorum. Hiç belli olmaz. Tüm çıkarttığımız oyunlar Helsinki ve Finlandiya üretimiydi diyor. Bu iki yeni oyun, şimdiki tanıtılacakları, Şangay Stüdyosu'ndan çıkan yeni oyunlar ve Şangay'dan Vlad Supercell Şangay sorumlusuymuş. Sol taraftaki yine Tetris gibi değişik tarzda bir oyun. Sağ taraftaki dediğim oyun arkadaşlar cidden güzel görün, yani çift butonlu. Yani Brawl Stars tarzında oynuyorsunuz. Birinde yön veriyorsunuz, diğerinde ateş ediyorsunuz. Okçu, yine Clash of Clans karakterleri. İkinci oyun Clash Mini. Bunda tamamen askerlerinizi kendiniz yerine belirliyorsunuz. Sonrasında okey verdiğinizde rakiple savaşıyor. Böyle otomatikken savaşıyor. Rakibe göre tahmin ederek askerlerinizin karosunu belirleyip teker teker yerleştiriyorsunuz. Clash Mini'de buradan geliyor diye minyatür oyuncularla daha basit görüntü. Büyük ihtimalle daha da az yer kaplayacak telefonda. Yine Clash Royale gibi aşağıda iksirler var. Kendileri bıraktı bakın. Karşıya kadar gitti Prens. Madenci de karşıya kadar gitti. Rakibin askerlerini karşıda bulmaya çalışıyorsunuz. Madenci sağdan döndü. Madenci arkadan Pekka'ya doğru da vuruyor. Değişik tarzda bir oyun. O. Büyülü okçu var. Clash Royale'deki dev iskeletler. Oduncu, Prens, Barbar. Clash Royale'in minisini yapmışlar ya. Zamanlı kontroller yerine %100 stratejiye dayanıklı bir oyun, dayalı bir oyun. Yani her şeyi yerleştiriyorsunuz kafanıza göre, rakibi tahmin ederek stratejinizi oluşturuyorsunuz. Askerleri bırakıyorsunuz. Rakibiniz de sizi tahmin ederek askerlerini bırakıyor. Buna karşı okey verdiğinizde iki tarafta savaşa başlıyor. Diğer gerçek zamanlı gibi değil. Her şeyi önceden belirleyip
Tıklıyorsunuz. Savaşmaya başlıyorlar. Ve son oyun Clash Heroes. Clash kahramanları. Yine ilk önce barbarla başlıyorsunuz herhalde. Bakın sol taraftan yönetiyorsunuz. Sağ taraftan kralın yumruğu var. Orada geri geri sayan hasar verdikçe sizin özelliğinizi açıyor. Yine ulti gibi bir şey açıyor sanırım. Bu nasıl bir okçu ya? Çok değişik sıkıyor ha. Görseli çok iyi. Barbara kralın kolundaki omuzluk var. Kaskı var. Gittikçe özelliklerini geliştirebiliyorsunuz. Oku falan çok güzel görünüyor, pelerini. Çok güzel görünüyor. Kaskı ile birlikte okçu. Kralın özelliği ultisi. Hareketleri de güzel. Dediğim gibi yani sizin hoşunuza gidebilecek oyunlardan bir tanesi bu. Ha, farklı. Okçunun seviyeleri üçüncüsü gelinlik giymiş gibi. Ha, bombacı mülayim, bomba atıyor. İster 5 dakikanız ister yarım saatiniz olsun, size heyecan verici zaman ayırdığınıza değecek diyor yukarıdan. O balon da bomba bırakıyor. Görsel olarak güzel olmuş sanki ya. Var ya. Okçunun ok fırlatması bana Knight Online'daki okçuyu hatırlattı. Okçu da ulti fırlattı, dondurdu orada. Of of of. Görsel olarak çok güzel görünüyor ya. Geliştirme aşamasında çok başlarda olduğumuzu hatırlatayım diyor. Yani oyun bence ilk çıkımına göre Clash Royale oyunu için söylüyorum. Gerçekten görsel efektleri falan çok iyi. Biraz daha geliştirilirse muhteşem olabilir. Ve bu üç oyundan aktarabilecekleri bu kadarmış. Supercell'de başka oyunlar için de çalışıyoruz demiş ve hepsi Clash evreninde geçmiyor demiş. Yeni geliştirmekte olduğumuz pek çok oyun var diyorlar. Bugün bahsettiğimiz 3 Clash oyunu hakkında daha fazla bilgi için clash.com adresini ziyaret ediniz diyor. Tabi detaylı bir şekilde araştıracağız. Henüz her şey kesin değil diyorlar. Değişebilir diyorlar bazı şeyler. Onun için beklemede kalın. Bütün bilgileri clash.com'da bulabilirsiniz diyor. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bugün Evet arkadaşlar, Supercell'den köy binası 11 haberleri beklerken Evet arkadaşlar, Clash of Clans'tan köy binası 14 haberleri beklerken hiç beklemediğimiz bir haber bam diye düştü. Hem de 3 tane oyun birden. Clash Quest, Clash Mini ve Clash Heroes. Bu oyunlardan hangisini daha çok sevdiniz? Hangisi gelirse oynarım diyeceğiniz oyunlar, yazın arkadaşlar yorumlara. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Çıkmadan like atarsanız şu içerik üretici kodunu köy binası 11-14 gelmeden önce de almamıza yardımcı olursanız sevinirim. Allah'a emanetsiniz. I'm gonna